başlasak başlayabiliriz. Hazır mıyız? Hazır. Evet hocam, maçı bir de. Evet, geçen hafta çok iyi bir oyun. Hak ettik. Puanları da hak ettik. Oyun olarak, kalite olarak. Çok koştuk, çok mücadele ettik. Takımdaşlık duygusu çok ön plandaydı. Tam tersi bir maç bugün. Şöyle özetleyeyim konuyu. Biz 2-3 tane çok kaliteli oyuncu aldık, transfer ettik. Diğer takımların şeyini düşünün. Bu takım içindeki bu oyuncular olduğu için daha istekli oluyorlar, daha coşkulu oluyorlar, daha çok koşuyorlar. Bunu biz bundan sonraki bütün maçlarda hissedeceğiz. Bizim yapmamız gereken ne? Biz de onlar kadar koşmalıyız. Biz de onlar kadar mücadele etmeliyiz. Ve biz de onlar kadar takım halinde oynamalıyız. Eğer bunları yapamazsak bizim takımın bundan sonraki haftalardaki sorunu daha da gittikçe artar arkadaşlar. Diyeceksiniz ki deplasmanda bir puan kazanmış bir takımın teknik direktörü niye böyle konuşuyor diye. Ama bu öz eleştiridir. Bizim takımımız içindeki oyuncularla biz diyaloglarımızı devam ettiriyoruz. Onları kazanmak istiyoruz. Gerçekten kaliteli oyuncular. Ama futbolun da bir takım oyunu olduğunu ve koşarak oynandığını onlara da hatırlatıyoruz. Herkesin de hatırlatması lazım. Bizde maalesef futbol hiç ciddiye alınmıyor arkadaşlar. Çok basit, her şey çok basit gözüküyor. İçinde bir sürü emek var, mücadele var, bir sürü pozisyonlar var, çalışma var. İnşallah önümüzdeki haftalarda biz daha çok çalışarak takımdaşlık ve koşu anlamında, birlikte hareket etme anlamında çalışarak bir şeyleri daha doğru yapmaya başlayacağız. Var mı soru? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Hocam şuradan çıkabiliriz. Eyvallah. Kendinize iyi bakın.